Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kim beni ilk defa izliyor? Benim adım Talia ve bu kanalda ben sadece parfümleri anlatıyorum. Kendi kullandığım parfümler ve tabii ki de kendi yorumu yapıyorum. Bugün anlatmak istediğim parfüm, göstereceğim sizlere. Oncudan kutu göstereceğim. Şöyle bir parfüm, Miu Miu Eau de Parfum. Kutusu bu, şişesi de bu. Kalın cam, baya bir kapak gitti, düştü kapak. Ama hiçbir şey olmadı çünkü kapak camdan değil, kapak tamamen demirden yapılmış. Demir değil, metalde yapılmış. Üstünde de bunu bilmiyorum. Bu plastik sanırım. Şişe cam. İnşallah şimdi bu şişeyi de düşürmem. Bugün sakarlık var bende. Kokusu harika. Öncelikle notları anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle notları anlatayım ki daha kolay anlatırım. Sonra kokusunu. İlk önce hissedilen çiçeksi, yeşilsi, güllü, beyaz çiçeksi ve turunçgil. Burada turunçgil ben hiç hissetmiyorum. Diğerleri hepsini güzel hissediyorum. Notalar, üst notalar vadizamba, limon ve bergamot. Orta notalar yasemin, gül, yeşil notalar. Siyah böğürtlen ve şiftali. Dediğim gibi benim hissettiğim vadizamba ben çok güzel hissediyorum. Bergamot, limon hissetmiyorum. Orta notalardan yasemin hissetmiyorum. Siyah böğürtlen ve şiftali ben hiç hissetmiyorum. Benim hissettiğim burada gül, yeşil notalar ve vadizamba. Ve alt notalar bir madde, akigalavut bir madde, yeni bir madde. Parfüm dünyasında daha yeni onu kullanıyorlar, yeni keşfettiler. Bu anladığım kadarıyla patchouli'nin yağından üretilen bir madde ve o cildinde odunsu kokusu veriyor. Odunsu ve biberli kokusu veren bir madde. Kimin üzerinde nasıl açarsa artık. Kimin üzerinde odunsu açılır. Kimin üzerinde biberli açılır. Kimin üzerinde de ikisi de açılır. Ve beyaz misk. Burada ben bu akigalavut güzel hissediyorum. Ve beyaz miski de hissediyorum. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Ben bu parfümü sıktığım anda ve 1 saat boyunca aynı kokusunu hissediyorum. Ve bu koku o kadar hoş ve o kadar güzel ki benim için harika bir koku. Uzun zamandır ben bu koku arıyordum parfümlerden ve Miu Miu ile karşılaşınca tabii ki onu denedim ve çok sevindim. Gerçekten uzun zaman aradığım bir koku. Ve 1 saat bu kokudan mutluluk alıyorum. Ama neden 1 saat? 1 saat sonra piyasa Akigalavut çıkıyor ve benim üzerimde, benim cildim sıcak olduğu için sanırım biber notası çıkıyor. Ben biberle hiç anlaşamıyorum ve biber bana alerji yapıyor. O yüzden 1 saat sonra bu parfümü kolumdan yıkamak durumdayım. Genelde bileğine sıkıyorum daha kolay yıkamak olsun diye. Ama şimdi bu parfüm o kadar kalıcı ki ben dayandım. Sona kadar dayandım ve yaklaşık benim üzerimde 6-7 saat dayandı. Çok net dayanıyordu.
Yayılımı da çok yüksek. Yani hakikaten çok güzel. Ama bir saat sonra, şimdi bir saat sonra ben bunu yıkamak durumdayım. Bu parfüm kullandığımda ben ne hissediyorum? Bunu ilk sıktığımda sanki sabah erkeninde çiçek bahçesine iniyorum. Ama çok erken. Güneş daha yeni yeni kalkıyor. Çiçek bahçesinde çok fazla gül çiçeği var ve vadi zambakları var. Çiçekler daha kapalı, daha açmamışlar kendini. Güneş daha onları ısıtmadı ve daha açmamış kendini. Ve üzerinde su damlalar var daha. Öyle hissediyorum. O kadar güzel, ferah bir koku. Fresh koku değil, hayır, kesinlikle yanlış anlamayın, bu fresh değil, tatlı da değil. Anlattığım gibi ferah, temiz, içi açıcı bir koku. Temiz ve ferah bahçe. O çiçekler ya da yağmurdan sonra da olabilir. Mesela sıcak hava değil tabii. Yağmurdan sonra o güllerin üstünde, vadi zambağın üzerinde yağmur damlalar duruyor. O yaprakların üzerinde yağmur damlalar duruyor. Ve tabii ki onlar böyle güzel çiçek koku veriyor. Aynı zamanda tatlı olmayan bir koku. Sanırım bu parfüm bahar ve yaz için idealdir. Yaş sınırı yok burada. Ben aynı şekilde genç kızın üzerinde görebilirim bu parfümü, hayal edebilirim. Ve sona kadar, yani yaş sınırı yok. Eğer siz bu kokuyu seviyorsunuz, bu anlattığım kokuyu seviyorsanız öncelikle tabii ki test edin. Çünkü bir saat çiçek bahçesi kokuyor yağmurdan sonra, ama sonra Akigalavut devreye giriyor. O nota bize ne gösterecek hiç belli olmuyor. Benim üzerimde mesela biber oluyor. Biber hissediyorum. Ama bu benim kişisel olan bir şey. Belki siz biberi seviyorsunuz ve sizin için müthiş bir koku olabilir. Sanırım anlatmak istediğim bu kadar. Bugünlük anlatmak istediğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.